hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yanımda da Gabaş var bu. Ben de Enerji Avengers'a giderken ikinci haftası. Görüşmek üzere, hoşça kalın ve... Hoşça kalın. Değil, hoş geldiniz hanımlar. Bu hafta Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de İskandinav turumuz devam ediyor. Tabii geçen hafta anonsunu yapmıştık. Bakın şimdi papelden ilerliyoruz bu hafta bu arada. Oslo, Helsinki falan. Ne, aynen. Yani, ben izlemedim. Yok ben izlemiyorum. Evet, şimdiki maçımızda günün ilk maçı Cruiserweight No. 2 Contenders maçı. Shock the System diyorlar ve Undisputed Era Show'da olduğu gibi bu show'da da var. Bildiğiniz üzere SmackDown Live'da Mustafa Ali ve Tyler Bate bir maça çıkmıştı ve o maçta Tyler Bate yenmeyi başarmıştı. Dolayısıyla da SmackDown Live'da No. 2 Contender olmuştu ve şimdi eğer bugün Kyle O'Reilly henüz sürpriz olan rakibini alt etmeyi başarabilirse o da bir No. 2 Contender olacak ve önümüzdeki Raw veya SmackDown'da rakip olarak Tyler Bate'le bir maça çıkabilecek ve sonrasında New Russian Prestige'de şampiyonken promosu kesilmiş bir Cruiserweight Championship maçında yer almayı hak kazanacak. Ayrıca bu şey çok ilginç ya, bu yeni güncellemeyle Kyle O'Reilly ve Roderick'e yeni giriş geldi ya. Evet. Onların ışıklandırması çok güzel. Aynen, ben de seviyorum. Onu atarım! Geçen hafta kendini kanıtlamayı başarmış bir tek team üyesi Chad Gable. Evet, bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta Undisputed'e bir maça çıkmışlardı. Bu maç hem Undisputed'e'den bir intikam fırsatı Chad Gable için, aynı zamanda Cruiserweight kemeri için bir şans fırsatı. Tek team'de değerlendiremediler, ancak bir ihtimalle olsa Cruiserweight kemerini de değerlendirebilecek kendi takımı uğruna Chad Gable. Hepimiz merak ediyoruz, arkasındayız Chad Gable'ın ayrıca bugün Kyle O'Reilly'yi alt edebilecek mi? Ya da böyle hoş bir tane şey de varmış aslında, ben bunu fark etmemiştim başta. Yani ne bileyim, geçen hafta maç atmayı unutmuşum. Aa işte. Doğru, ben de. Sen demeyin, sen diyene kadar unutmuşum. Ben Kyle O'Reilly'yim mi acaba? Ben de Chad Gable. Ben çok beyazım ya. Ben Kyle O'Reilly'yim. Maçka kick! Oh iyi bari ya, düzgün bir hareketle başladı artık. Ve şimdi Chad Gable kaldı. Oh, gut punch. Şunu yapabilmemiz 5 restart gerektirdi ya. 5 kick mi? 5 restart. Ve bir Exploder Suplex Kyle O'Reilly'den harika bir erkek çünkü o. Gak. Orada da kareye basmayacağım çünkü bok gibi animasyon gelecek. Ben biliyorum bunu. Kalk ve dövüşler. Pitch. Kalk. Oo bu ne ya? Northern Lights. Herkes de var, yeter artık. Evet, herkese Wrist Clutch Northern Lights Suplex koymuş abi. İğrenç bir erkek. Ya, estetik olsa diyeceğim tamam. Yani, etkici olsa diyeceğim hani tamam. Böyle, ne bileyim 5 kişi de olsa güzel. Evet. O herkes de. Sürekli sıkıldım ben ya. As the kick. Ve şimdi. Olaf! Bir arm drag farklı kit yapan biri olunca ben hep mutlu oluyorum. Herkese kötü bir hareket de olsa. Hakeme dropkick atmayı denedim. Evet, neden sizce? Bok var. Olaf! Bir elbow drop'a kalkıştı ama Kyle O'Reilly kenara çekildi. Ve şimdi the kick! İşte oh. Böyle. Öyle bir güzel tekme attın ki aynı zamanda etrafında ters takla da at. Ve şimdi Olaf Chad Gable ne yapacak acaba? Ve bir Russian leg sweep. Technical wrestler as you know Chad Gable is. Yeah. Ne gerek vardı bunun? Bilmiyorum. Bilir Russian leg sweep yaptı ya. O bir tane daha yapacak. Oha! Elbow strike. Bir dropkick kalkıştı ama Kyle O'Reilly ona izin vermedi. Ve şimdi ne yapacak acaba? Bir pump handle. Oho! Muazzam bir pump handle package pile driver. Ve şimdi. Gak. Ya package dedim ben. Package almadım. Yok be, package ne? Package ne dedi? Ay ne? Boş ver. Tamam. Olaf! The power of Chad Gable! Ve şimdi onu en üstüne yerleştirdi tatlı tatlı. Olamaz bir enzugiri ve yere sermeyi başardı. Yani Kyle O'Reilly normal dışı uçması gerektiğini unuttu çünkü skripti unutmuş o. Olan bir kere elbow drop'a kalkışamak onu koruyorlar çünkü Chad Gable malum finisher ya. Ona korumaları lazım. Ha, evet. Ne yapıyor şu an ya, göremiyorum. Ha, hakem güzel hakikaten hakem kapatması gerekiyordu başlarda. Kyle'ın moveset'i çok iyi ya. Aynen ben beğeniyorum. Bilin single star olabilir ayrıca yani. Aklıma Kyle olursa çok güzel bir maç geldi son hafta için. Harika bir şey. Çok beğeneceksin. Olaf muazzam bir close-up. Boş alacaksın böyle olursa. Belki. Acaba Chad Gable ne yapacak? Aklına ne geçiyor? Bak bir şey vereyim mi? Olur. Six Man Tag Team maç. Ooo aşırı merak et. Atlayacak sandım ya. Ben çok atlar gibi gitti. Çok değişik de based on slide yapıyorum. Ve şimdi Kyle O'Reilly taking his time. Ah forearm smash. Herkes bana hakit mi yapacak acaba? Hayır. Evet. Stanga. Bu ne? Ay. Yarım saatte dövüyorum. 30 çıktı daha. Bu ne böyle? Ya bu ne? Neden Chad? Ya ben reverse bastım. Niye oluyor be? Inverted suplex. Kristal ne ya bilmiyorum. Başta fena değildi. Sonrası biraz yavaşladı. İyi tamam.
Çok çok kütleşirse mesela tamam, tutuyor. Tamam. Bir Florence Beş. Hani. Keşke hayatta resit atlatabilsek ya. Çok ister. Aa bacan geçiler. Allah harika Allah. Olmaz mı bir anda böyle? Bir buton var falan. Basıyorsun böyle. Bir anda restart oldu. Ya ben hayattan memnun mu şimdilik? Ondan... Siperme dönüşüyorsun bir anda. Hayır çok garip olurdu. O dünya kalkacağı Chad Gable kenara çekildi. Ve şimdi bir leg drop Kyle Riley. New Game Plus yapıyor. New Game Plus. New Game Plus olsa harika olmaz mı? Ne demek ki ben New Game Plus şey mesela bir oyunu bitirdin tamam mı? Evet. Atayım Witcher. Inventory'ndeki bütün her şey kalıyor böyle. Level'ın falan aynı. O bir yani dead. O şekilde restart yapıyorsun suplex. Böyle anladım. Anıların falan duruyor. Ben hoş olmuş aslında bilmiyorum. Yani ben memnunum o mekanik. Ben değilim o tamam. Biliyorum. Ve drop kick. Aa. Chad Gable keşke biraz daha böyle Cruiserweight hareketi falan bulmuşsak. Bu ne ya? Ulan Ferry Reyes kaç normal. Bir tane daha aynı hareketi denk güzel. Yapıyorlar ha ben bir şey diyeyim. Bence de. Ne arm break şimdi. Yeter. Olamaz. Harika bir hareket. Ve şimdi olamaz. Chad Gable reverse semi başlar. Ne yapacak acaba? Oo. Olamaz. Harika bir reverse pele kick. Kyle O'Reilly acaba ne yapacak şimdi? Galiba ben German Springs yapacak şimdi. Ben öyle bir insanım. Oo. Yani öyle... Ara geldi. Geri beni. Oo. Ve şimdi ne yapacak acaba? Olamaz. The kick. Oo the forearm. Got. Kick. Normalde ben signature yapacaktım orada ama enerjim yok. Ondan kalkıp böyle sakin bekleyeyim dedim. Olamaz ne yapacak acaba? Kyle O'Reilly. Brainbuster! Harika bir hareket Kyle O'Reilly'den. Wooo işte böyle. Regal Plate mi yapacak? Aa, bilemiyorum. Tepeye çıktı. Havada yakaladık German yapacak. Güzel olurdu aslında. Ben de ne bileyim biraz daha böyle maç sonu gibi bir şey benzeyebilir denesin. Of bari görsemeseydin ya. Ayıp ya. Aynı spotu yapmayın aslında. Ah! Bir powerbomb. Haskell bana öyle güzel bir hareket yapamaz. Stamp suplex. Haskell o hareketle böyle maç ben bitiyor. Ayıp olurdu işte. Bu kadar insan izlemeye bizi gelmiş. Kalkıp sen German suplexle maç bitirmeye falan çalışıyorsun. Piç. Finisher mı ama ne yap? Oo. Oh, guillotine. Guillotine. Bitti acaba Chad Gable. Guillotine. Ah. Lan. Cem harbi bir yer çektim ya. Niye ben canı çekti? Zaten ben daha gün erken saatlerindeymiştim. Chad Gable savaşmaya çalışıyor. Ama olan ve kurtuldu. Ve olan the power of Chad Gable. Ne yapacak acaba? Ooo harika bir spine buster. Ben iyi reverse olsa gerek. İnsan bir şey yapar ya. Ooo. Az Kyle O'Reilly. Reverse demeyin başa. Umarım güzel bir hareket vermişlerdi bana lütfen. Ama ben yeni gelen bir adamım ya. Bir suplex. Ayıp ya. Ah! Olamaz harika bir hareket Chad Gable'da. Ne yapacak acaba? Ah! Olamaz! German suplex. Bitti mi acaba? 1 2 3 ve Chad Gable kiminle? Tyler Bate'le bir maç yapma hakkı elde etmeyi başardı. Aynı zamanda geçtiğimiz hafta intikamlanmış olan Undisputed'e tek yemerlerini biliyor. Evet. Ve Chad Gable da bir number 2 contender olmayı başardı bu halka maçın ardından remake. Evet. Bunu thumbnail yapmak ister misin? Hayır. O zaman bir sonraki maçımıza. Geçelim hanımlar. Ve Daniel Bryan söyleyecek ömşalına bakalım ya. Söyleyecek hepimiz Mac diyor. Bari başka bir pantolon giyseydim. Çok olmamış beğenemedim. Sen de yani. Ben Başak Burcu'yum bu abi. Ben de Yaşak Burcu'yum. Bir de Yarak Burcu var. Selamlar Helsinki. Bildiğin üzere ben World Heavyweight Şampiyon olmayı başarmıştım. Geçtiğimiz sene SummerSlam'de debutumu yapmıştım. Zamanın General Manager olan Roy Baba bana eğer olur da Rav'a gelecek olursam bana bir Universal kemer şansı tanıyacağını söylemişti. Ve ben de bunu duyduktan sonra Rav kontraktı imzalamış ve Rav'ın aktif bir member haline gelmiştim. Ancak hiçbir zaman hayat benim beklediğim gibi olmadı. Hayat daima benim karşıma farklı farklı zorluklar çıkarttı. Ve ben ne şekilde olursa olsun yine de onlarla mücadele ettim. Kazandım, kaybettim. Ama yine de mücadele ettim ve kendime saygımı bir şekilde korumayı başardım. Ancak sonrasında WrestleMania'ya doğru Drak ile bir feud'a girdim. Ve sonrasında Drak benim zayıflıklarımı yüzüme vurdu ve ben de hiç olamayacağım kadar yerin dibine girdim. Ancak sonrasında ben buna pes etmedim ve sonrasında Backlash öncesinde de Money Bank öncesinde King of the Ring'de de Tour Contenders maçlarına çıktım. Hepsinde kazanmaya çok yaklaştım ancak ucu ucuna gelip kaybettim.
Ancak yine bir şekilde yılmadım ve SummerSlam'de normalde benim kimleri geçeceğimizi almam gereken noktada ben World Heavyweight şampiyonu oldum ve ben hayallerim için savaşım karşında hayallerim de benim için savaştı ve sonuç olarak da hayallerim meyvesi olarak da World Heavyweight şampiyonun kemerini omzumda hiç olmadığı kadar değerli bir şekilde tuttum. Hayatımın en değerli kısmıydı diyebilirim ki rahatlıkla ve kesinlikle hiç olmadığım kadar da mutluydum. Adeta bir rüya gibiydi. Asla bitmeyecek bir rüya. Ancak her gecenin bir şafağı olduğu gibi her şafağında bir gecesi vardı ve bu şafak da hiç beklemediğim kadar kısa sürdü. Vengeance'da Bobby Roode tıpkı benim gibi uzun bir süreden boyu bir underdogluk yaşıyordu ve arkasında taşıdığı Braun Strowman'ı ve Triple H ile birlikte benim karşıma dikildi ve benim hayallerimi paramparça ettiler. Ancak ben bir kez daha yılmadım çünkü Daniel Bryan olmak bunları gerektirdi ve geçtiğimiz hafta Rey Mysterio'yu zor koşullarda olsa da alt ettim ve Bobby Roode'u da No Mercy'de alt edip World Heavyweight şampiyonluk kemerimi yani hayallerimi bir kez daha geri kazanacağım. Daniel Bryan'dan güçlü sözler arada Johnny Gargano'nun line'ını da çaldı. Ne aynen. Ve çünkü Johnny Gargano büyük bir star. O gelmiş geçmiş en büyük underdoglardan bir tanesi Daniel Bryan'ın hayranıymış. Odasında posteri varmış duyduğumuza göre. Ve şimdi hanımlar bir sonraki maçımıza geçiyoruz. Evet, şimdi de Ricochet bir open challenge yapacağını söyledi. Dedi ki benimle karşılaşmaya kimin götü yiyorsa ringe çıksın ve ben de geleceğim dedi. Şimdi gelmezse oturacak hem bebek seçe. Wow. Olamaz. Shelton Benjamin. Belinin üzerinde normal şartlar şartlı Benjamin gelecek sigimizi içimize kaçırdı. Ama geçtiğimiz hafta Undisputed Era'yla bir star making performance'a çıktı. Hayır yanlış tahmin ettiniz. Kyle O'Reilly'yi böyle pes edinceye kadar dönmedi hanımlar. Sadece güzel performans sergiledi ve biraz daha starlaşmaya başladı. Hepimiz Shelton Benjamin'in nedenle büyük bir güreşi unutmuştuk. Ve geçtiğimiz hafta Grav'ı başımıza yıkarak ne kadar iyi bir güreşi olduğunu hepimize gösterdi. Ve bu hafta da Ricochet'in ve bir ihtimal de olsa Intercontinental Reign'i bitirerek bu momentumlu yoluna devam etmeyi umuyor Shelton Benjamin. Ne düşünüyorsun Royal? Ben heyecanlıyım. Geçen hafta çok inanılmaz bir performans sergiledi çünkü beklemiyorduk. Aynen hanımlar. Ve şimdi King Ricochet Intercontinental Champion. One and only. Hocam Big Deal gibi duruyor ama güzel. Kemer harika duruyor. Of. Aynen. Baksana azıyorum ben bunu aynen, önce. Harika bir şey. Baksana çok iyi duruyor ya. Muazzam. Bunu aslında thumbnail'a yapabiliriz ya. Olabilir. Kıyafeti de çok iyi ya. Aynen. Hoca normal hakikaten daha güzel thumbnail olabilir yalnız. Ricochet. Ya, koyayım mı? Ricochet. Yapıyorum. Yap. Bir daha çıktı. O kadar güzeldi ki bir daha çıkardım. Aynen. Çünkü Ricochet'e bir nameplate yeterli değil. Çünkü Ricochet'e bir nameplate için fazla iyi bir güreşçi. Çünkü Ricochet belki de şu anda bulunduğumuz ergen güreşçiler evreninde WWE içerisindeki en iyi güreşçi. Doğrudur, ben buna katılabiliyorum Rene çünkü bazı konular belki storytelling'de bazı insanın daha iyi olduğunu söyleyebilirsiniz. Bazı insanlar daha da iyi technical wrestler olabilir. Ancak yine şunu da kabul etmelisiniz ki ring içerisinde kesinlikle en etkileyici stile sahip olan kişi the one and only Ricochet'dir. Burada başka şeyler de diyecektim ama sonrası aklıma diyecek bir şey gelmedi. Dolayısıyla bir line'ıma borç yapacaktım. Sonrası dedim ki borç verin hanımlar ve şimdi de en iyisi bu long anticipated Intercontinental maçımıza geçelim hanımlar. Bu müziği ben çok seviyorum ama. Ne böyle hype artıyor. Ne ekran beyaz ayrıca. Nasıl? Titan Tron şu an beyaz. Ha. Çünkü çünkü orada o Titan Tron'u bize hazırlayan insanlara teşekkür etmeyi unuttuk Ata abi. Aynen. O Titan Tron'u bizim için kim hazırladı bir kez daha hatırlayalım. Fetta olayın teşekkür ediyoruz buradan. Evet. Benjamin! Wow! Harbiden wow hadisi harika olmaz. Aynen. Böyle wow gibi. Benim Underworld siyasi, siyahiler de sende ya. Bobby Lashley'dir işte, Shelton Benjamin'dir falan, Apollo Crews'dur. Hepsi sende. Hocam bir tanesini alsam ben ya. Artık da sana gel. Birkaçını alayım ben Survivor Series'e. Ne de olsa alt edeceğim zaten seninle. Sen değil abi. Bunu General Manager'ımız Chris Jericho alabilir. Evet ama ben SmackDown'da ayrıca şeyim yani. Ben eski SmackDown General Manager'ım sonuçta. Dolayısıyla ben SmackDown'da bir gönül bağı hissediyorum. Ne diyorsun ya? Oo, bak diyor. Bu nasıl alamayacak sana dedim. Şansın azdırıyor. Hocam First Ever Black Intercontinental Şampiyon mu hocam? Ama sadece siyahi olduğu için kazanacak. Evet, acaba sırf zenci diye kemer mi vermeyeceğiz? Kesinlikle yani sadece Raw'da böyle random bir maç olduğu için değil, zenci olduğu için.
Biz kayda başlattık değil mi? Evet başlatmıştık. Evet. Ben Shelton Benjamin'ın hanımlarına bir koşayım. Ve şimdi olan Shelton Benjamin'den bir ayrışıp Knife ve Çubuk Alkışı Ricochet'e izin vermedi. Olan bir Spy Master Shelton Benjamin hayvan gibi duruyormuş yalnız bunu fark ettim. Fazla büyük. Bu kadar büyük değil sanki normalde. Değil mi ya? Evet. Şuna bak. Biz Ricochet'den küçük insanlarız sadece normalde şimdi gariptir. Olan muazzam bir Hurricane Rugan'la Ricochet'e bir anca Shelton Reverse'ini sandım da Reverse'i miymiş be? Olamaz. The power of Shelton Benjamin. Ya, hayvan ne gibi bir şey bu ne böyle? Hayvan cidaymış bak. Olamaz. Ve muazzam bir powerbomb. İşte böyle pitch. Şimdi kalk. Intercontinental Championship shall be mine. Olamaz. Bacağını çalışıyor Ricochet. Ve şimdi olamaz. Dışarıya uçtu. Ama çarpıya basmayacağım. Superplex yaparım ben kesin. Pardon. Suplex. Ve şimdi bir uppercut. Harika bir hareket Ricochet'den. İnanılmaz hareketler çalışıyor Shelton Benjamin. Acaba şimdi ne yapacak? Ve şimdi kendi köşesine gidiyor. Shelton Benjamin ayaklandı hemen. Olamaz. Muazzam meteor. Acaba kazanacak mı Ricochet? Acaba ne yapacak şimdi Ricochet? Biz bolca merak içerisinde sanırım var. Ve şimdi Double Rotation Moonsault. İnanılmaz bir hareketi Ricochet'den. Şimdiden Cash Lone'a maçından 10 kat daha iyi yalnız. Ama onun maçı da güzeldi, ben seviyorum. Olamaz. Red Salt Instant Classic oldu. Aman tanrım. Olamaz. Muazzam elbow strike'lar Shelton Benjamin'den. Ama i̇şte böyle. Pitch. Ve arm drag şimdi de. İşte böyle. Aslında şimdi böyle sıçarlar. Wrestle oldu yaptım ya sen bunu diyeceğin harika bir şey. Aynen. Ve şimdi. Maçının finali muazzamdı. Aynen. Maç güzeldi, ben seviyorum onu. Ve bir ayrışıp şimdi. İğrenç bir maç değildi bu. Yani evet. Ve şimdi bir neckbreaker Shelton Benjamin'den. Ve keep up. Ve şimdi muazzam bir dropkick Ricochet'den. Ve şimdi acaba ne yapacak? Hepimiz bu merak içerisinde insanlar. Hayır. Ve bir kez daha double rotation moonsault harika hareketler. Olsun hayat, üzüldüm. Ve şimdi mid rope'a çıkacak, ne yapacak? Push. Judge vs. Inge bok gibi durabilecek bir hareketler mi çok yoksa güzel bir hareketler. Olamaz. Ve bu alsa bir DDT. Reverse seni kesin iğrenç bir şey yapardı. Kenara çekti. Shelton Benjamin dışarıya uçtu. Ve şimdi o muazzam bir hareket Ricochet'den. That's why they call him one and only grenade. King's Ending yapayım mı? King's Ending mi? Hayır ya. Nasıl kaldırabiliyor bunu ya? Bilmiyorum. Hayvan gibi duruyor cidden ya. Şuna bak. Olamaz. Muazzam bir hareket. Ricochet'den bir show of strength. Harika bir şeydi. Maçın iyi bir umut. Olamaz. Ve bir kez daha Shelton Benjamin'in yere serdi bir koşu şey. Direkt kalktı yerde. Kalktı, o kadar komik olmadı. Aynen. Kalk aynen. Kalkalım bakalım. Anneni de kaldırdı. Vur aynen. Olamaz. Ve muazzam bir sliding elbow strike Ricochet'den. Ve şimdi inspire çıkıyor. Acaba ne yapacak? Hepimiz merak içerisindeyiz. Konuşamadım. Olamaz. Bir hakikate kalkışan olamaz. Shelton Benjamin ona izin vermedi. Ve şimdi. Olamaz. Ring posta donu Ricochet. Acaba ne yapacak şimdi? Kaldırıyor Shelton Benjamin'i. Ve şey hiçbir şeyin olmadığı tarafa attı. Bok var çünkü yanlışlıkla yapmadı. Evet. Nasıl yanlışlıkla bunu yapabiliyorsun Royal be? Üzülüyorum ben. Kalbim kırılıyor benim. Sen fark etmiyorsun. Olamaz. Dini'ye kalkıştı. Ama Shelton Benjamin ona izin vermedi. Ve şimdi. Olamaz. Ricochet yakalamayı başardın. Ve şimdi. Olamaz. Muazzam bir Northern Lights. Oy bak biz buradan kurtarıyoruz Ricochet. Hey. Oho hayır kurtarmadı. Fake attı. Orası bu çocuğu. Neyse. Kalbimi kırdı Ricochet'e. Oh, merdivenler attı şimdi. Ben bu bölümden nefret ediyorum ya. Ben de. Ama hoş duruyor kamerası. Evet, ya kamerası hoş duruyor da yine de bu kadar pain in the ass olmasa keşke. The punch. Nasıl ya? Ama olamaz. Ben sana Shelton Benjamin Reverse'i başlıyoruz. Yapamaz. Ah! Ve Ricochet şu avantaj sahibi en üst pet çıkacak, ne yapacak? Shelton Benjamin the knee. Ve şimdi Ricochet Reverse'i başlardı. Ve şimdi the power of Ricochet. Michinoku Driver. Güzel durdu neyse işte böyle. Çünkü büyük olduğu için. İlk biz weight reduction kaldırdık ya. Harbiden ya. Çünkü bok gibi bir şeydi. Az acayip kareye her basınca bunu mu yapacak? Yoksa yapmayacak. People's Moonsault. Harika bir hareketle Ricochet'den. Çok etkilendik. Ve şimdi acaba ne yapacak Ricochet? Ve şimdi. Olamaz. Bir 450'de kalkışan Shelton Benjamin kere çıktı. Zupak'e kalkışan ama Ricochet kurtmak için bir ters takla attı gerçekten de. Ve şimdi bir Butterfly Suplex. Harika bir hareket. Şimdi Gak. Ah ve keep up. Ah Zupak'e. Ve şimdi kaldırdı hepinizin favori hareketi. Ve bir Suplex. Ve şimdi kaldırıyor acaba ne yapacak? Harbiden kapatmışız iyi ki ya. Aynen.
Kötü çünkü oldu. sürekli DDT yapıp da başka hareket de yapmıyorlar. Aynen. Çişli hareket olsa yine iyi olacak. DDT! Bak DDT de bir yani şey. Mesela şey olsa, aynı hareketleri yapsa zorlanarak yapsa. Aynen. Ya öyle de değil yani, böyle dümdüz hareketler yapıyor. Hiç hoş yine değil. Yine suplex yapsın ama farklı bir animasyon koy, zorlanarak suplex yapsın. Aynen. Hiç olmuyor böyle çünkü. Jawbreaker yapmasın yani. Çok kötü ya. Ya da kaldırılmayan hareketler çok sıkıcı oluyormuş ya. Olama! The Power Shelton Benjamin! The Gut Wrench Suplex şimdi. Gak! Şimdi seni yok edelim bakalım. Hakim hareket yapacağım. Olaf! Ricochet! O ipleri attı. Olaf! Muazzam bir hareket. Acaba şimdi ne yapacak Shelton Benjamin? Gak! Oo! Zupa kick! İşte böyle. Gak şimdi. Yok edelim bakalım seni. Hiçbir şeyi yokmuş ya. Ne yok? Fired up. Ne? Ha. Yes. Olamaz. Wow. Power Slam. Eğleniyor muyuz? Ümit ailesi. Ümit ailesinden bu aradaki kişi burada. Bakın en önde. Ne? Hangi deri ya? Bir tane sarı saçlı çocuk var. Ha, hatırladım ben. Az bir leapfrog Shelton Benjamin'den. Olamaz. Muazzam bir hareketli koşuyordan. Ve şimdi az bir pop-up Rican Rana. Yerser bir kez daha Shelton Benjamin'den. Şimdi ne yapacak? Dur bekle. Bak bir animasyonum oluyor. Bu koşma için miyoruz? Gerekçe yani. İnsan bir görür durur yani, yine koşmaya çalışıyor. Animasyon olduğunu fark etmedim ya. Kız burada nedir ya, öküzü gibi duruyorum orada. Bu muazzam bir the kick. Ve şimdi Shelton Benjamin en üstüne çıkıyor ama oradan menzil yetmeyebilir. Ve şimdi Ricochet. Ve şimdi Deadly Drive. Harika bir hareket. Acaba ne yapacak şimdi Ricochet, biz Mac içerisindeyiz. 6.30. Bitti mi Shelton Benjamin? 1-2 3 Deadly Drive ilk kez güzel durdu. Ne aynen. The one on Ricochet. Shelton Major bu inanılmaz maçla alt etmeyi başlar. Bence güzel maç. Ben sevdim baya. Böyle ne bir Shelton Major'ın cidden böyle büyük biri gibi puan oldu. Böyle güzeldi yani. Kullan yani. Bu hoş olur. Deadly Drive da güzel durdu yani şu aynen. Aslında. Aman tanrım. Aman Ricochet tam Shelton Major alt etmişti. Kemerin onu tesisine çeklerken bir anda The Architect'in müziği ve çaldı. Hazır mısınız? Kulaklarınızı kapayın hanımlar. Metal! Olamaz. The Architect set freaking Rollins is here. He's in the building. Ricochet'in bildiğiniz üzere No Mercy'deki rakibi olacak. Ricochet onu görünen hiç sevmemişe benziyor. Şu an siz göremiyorsunuz. Ben ona ters ters bakıyor. Şu anda Seth Rollins'e neden böyle bakıyorum? Çok mutlu olması gerekiyor kesinlikle. Ooo! O az Ricochet. Seth Rollins'e yüz yüze geldi. Güme ters ters bakıyorlar. Pitch! Ooo! Sen birine şekil attığını mı sanıyorsun ha? Ben the one and only'yim. Oç! Ve bir dropkick şunun Seth Rollins'te. Ooo! Bana bas! Curb Stomp Rafford'a hakim durmuştu. The knee! The knee! E şimdi geri gidiyor. Biz de bir sonraki maçımıza geçiyoruz o zaman. Evet, main eventimizde de Asuka Charlotte Flair'la güreşecek ve eğer kazanırsa da Division'ı kurtarmaya bir adım daha yaklaşacak. They're renewing their legendary wrestling rivalry journey, as you know. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta Stephanie McMahon ile Asuka arasında inanılmaz bir promo gerçekleşmişti. Ve Stephanie McMahon eğer Rav'da bir şey istiyorsa onu elde etmelisin. Burası o bingo hall'dan bozma SmackDown'a benzemez ha demişti. Dolayısıyla Asuka'yı Rav'daki en büyük starlardan bir tanesi olan Charlotte Flair ile yüzle getirdi. Acaba ne bekliyor bizi? Bugün yeni hepimiz göreceğiz bugün. Ve şimdi Asuka'ya jobber girişi yaptık ve şimdi The Queen Charlotte Flair, acaba resmen kadar olan yaklaşık 16 tane şovda sürekli çıkıp beklenince birlikte brawl mu yapacak? Arkadan da Stephanie var. Nedense. Çünkü bunlar Ela. Neden mi? Baksana Stephanie güzeldi. Evet. Peki Charlotte'ın bu Alliance'ın kazancı ne bu hayat? Biliyoruz zaten abi, kendine göre şeyleri var. Doğru, biz comment ederiz zaten. Ondan nereden bileyim ki biz? O da senin... Yani doğru diyorsun hayat, özür dilerim. Ben Charlotte Flair'im hanımlar, Royal Blizz'e Royal. Ben Charlotte Flair'im hanımlar, Royal Blizz'e Asuka. Lan bir ola! Muazzam bir Big Boot! Yes! A tribute to Daniel Bryan! Oh yes! Yes! Bildiğiniz üzere Charlotte Flair, Rick Flair'in kızı o Evolution'un üyelerinden bir tanesiydi. Ve
Bildiğiniz üzere Daniel Bryan da Bobby Roode'a, yani Evolution'un yeni yönüne destek veriyor. Dolayısıyla da bu ikiler sek yapabilir kuvvetleri muhtemelen bir şekilde. Ve şimdi ring posta attı Asuka'yı. Harika bir kadın çünkü Charlotte Flair. Ve şimdi sen yapacağım sen değil mi? Hayır. Botumi ya pitch. Oy tek ye işte. Pitch. Pek. Ve şimdi. Keşke mixtekliğin maçı yapabilseydik ya. Kullanırdım ben yani. Ama sıkıcı olurdu ya. Uygun olan her şey. Ama şey böyle. Kadın erkek kadına vurabiliyor. Ha. Ben yine mix tekli maçı ciddi alamıyorum. Ben böyle çok bir şey geliyor. Laubal geliyor. Niye ki? Bence hoş olur. Hı, bak hoşlanmıyorum. Ben fazla eğlence amaçlı geliyor. Ben de sevmiyorum. Ciddiyeti yok. The Punch! Olsun hatta kazananlar Royal Rumble 30. sıradan girer. Aynen. Herkes böyle. Stone Cold'u beklerdi. Evet. Çünkü Stone Cold evinde oturmuyor. Ooo! Ooo olamaz! Şanslı! Asuka'yı oraya çekiyor. Stephanie'nin gözleri önünde. Stephanie bunu çok takdir ediyor. Pitch! Dedi. Olamaz! Bir. Olamaz! Figure 4! Figure 4! Thumbnail yapayım mı? Yapabilirsin. Güzel olur. Takım oyun. Çok asansör sahnesi oldu finaldeki ya. Evet. Madalya Figure 4 yaptı. Şartlar Asuka'ya. Bu arada asansörler muazzam yerler değil mi ya? Ne derçten? Asansörlerde de çok sinirim bozuluyordu bir ara. Neden? Sürekli gülmem geliyor. Böyle duruyorsun. Çok alakası bir yer değil mi? Dayılar var böyle, tamam mı? Ama kimse birbirini tanımıyor. Ufacık bir alandasın, bekliyorsun. Big Boot! Yukarı çıkıyorsun, aşağı iniyorsun falan. Acaba thumbnail'ı bir şey yapmayacak mı? Yani Ricochet'in girişi, o daha güzel olur. Abi en kötü, yani ikisinden birini koyarsın. Bence Ricochet'in girişi yapalım, çünkü 10 kat daha güzel duruyor. Kalkıp size şarkı yapacak bir şey. Abi. Oo! Bir an kelbo! Ne yapıyorsun? Ha diyor, Charles Flair. Ve Crucifix! Çok alakasız ama olsun. Harikaydı ya. Evet. Ya sikret. Artık daha fazla saldıramayacak sonra. Pitch. Bu ne ya? Charlotte ya. Vurayım mı? Ha dedi. Stephanie aman sakın ha dedi. Oo. Allah. Ve şimdi DDT Charlotte Flair'dan bir kez yaptığında Royal Force bugün çıkamadı çünkü şey olmayacak. Vurmayı beceremeyecek Asuka salak gibi duruyor. Ama bence güzel durdu. Yok güzel durdu. Vurayım ha falan. Ya. Olamaz ring postta bir. Hammer throw Charlotte Flair'dan. Ve şimdi kaldırıyorum. Asuka reverse semi başardı. Ve şimdi ringin içerisine attın. Can ne yapacak? Bir neck breaker. Bence güzeldi ya. Evet. Yok ya Akma Gang'da o kötü hareket yapan insan geldi ya. Ondan. Ve şimdi az bir jawbreaker iyi hareket demişken. Ve oh. Şimdi muazzam bir DDT kafasa kafasına çalışıyor Charlotte Flair. Asuka'nın sonrasında o muazzam natural selection'ı bitirebilmek için. Olmaz. Oo, oh, Crucifix star making performance. Az rope break oldu ha. Bak rope break olmuş gerçek. Tutuyor şu an. Oo, oh, bu ne ya? Olan Turko bomb. Bir backslide drive. Turko bomb, pardon. The kick. Bunlar sanki hiç kemalar uyuşmadı ya. Oo. Oh. Aa, güzel durdu ya. Ronda Rousey'e bir tribute. Olamaz. Acayip Ravkanlar şampiyonu Ronda Rousey'e maç yapacak Survivor Series Asuka. Ve şimdi az. Muazzam bir spinning heel kick. Stephanie McMahon gel buraya ananı sikerim ha dedi. Ve şimdi acayip ne yapacak? Ben sen ananı sikerim ha. Piç sikir git. Yarama bak. Oo. Az Charlotte Flair ipleri attı Asuka'yı. Zıpya! Zıpya! Harika bir hareket. Acayip şimdi ne yapacak? Oo. Hazır mıyız bir müdahalesi? Acaba 2 saniye sonra pes mi edecek Asuka? O salak gibi Charlotte was ready for Asuka mı diyecek? Figure 4! Figure 4! Acaba? Ama Asuka anında pes etmedi. Çünkü bok yok burada. Evet. The punch! Bok yok. O ne ya? Yazık. Ama Charlotte Flair! Dragon Screw! Ben hazırlıklıymış bu da. Ne yapıyorsun ya? Keep up! Ve şimdi cross line! Ve şimdi olamaz. Middle kick. Muazzam bir zupa kick. Kalk. Muazzam çıkacak Asuka. Olamaz. Spin kick. Acaba yine finishini yok mu? Ooo running kick patek. Olamaz bu kez yok olmadı. Olamaz. Muazzam bir spin kill kick. Bitti mi acaba Charlotte Flair? Ooo. Stephanie McMahon gel buraya amına koyayım ha dedi. Çabuk. Bulldog. Gak şimdi. Pitch. Spinning heel kick.
Pit. Oh, close line. Acaba ne yapacak? Bilemiyorum. Oo. Close line. Jumping close line ama bu kez. Lütfen bayağı bir yani. Daha farklı bir hareket. E tabii ki. Moonsault kesin benzinim yetmeyecek benim. Yeter. Bunun moonsaultu yetiyor. Bunu ben moonsaultu koydum şimdi. Geçen sene Diaz ile gelen o hayvan gibi atlıyor. Moonsault. Dansız. Stephen McMahon'ı yolluyor hakem. Valla Stephen McMahon gitmek zorunda kaldı. Charlotte Flair buna inanamıyor ama yine pes etmeye çalışıyor. Asuka'ya bir gut kick. Bir. Nature's Selection. Aynen. Çok daha 10 kat daha güzel oldu. Stephen McMahon anlık gülümsüyor. Charlotte Flair onun yeneceğini düşünüyor. Acaba Asuka bitecek mi? Hakem sayıyor şimdi. Bir. İki. Kick out. Asuka nasıl başarı kick out ama inanamıyorum hanımlar. Ve şimdi Charlotte'ı böyle bir şey yaşandı inanamıyorum bile. Ve şimdi enişte çıkacak ne yapacak? Hakem dışarıya sandalye attı. Ya heel turn yapacak ya deadly drive yapacak Charlotte'ı. Ve şimdi kalkmasını bekliyor Asuka'nın acaba ne yapacak? O adil cosplay'e kalkış Asuka güzel bir reverse yapmayacağım seni çekileceğim ha dedi. Ve şimdi bir neckbreaker. O az acaba ne yapacak? Charlotte'ı acaba harada vada muştayla mı vuracak? Şartlar kenar çekildi ve şimdi muazzam bir back suplex. İşte böyle pitch. The stomp. Bak. He hit the stomp Corey. The kick. Bırak. Michinoku. Driver. Harika bir hareket Asuka'dan. Acaba şimdi ne yapacak? Dropkick kalkışan Charlotte Flair kenara çekildi. Mesela geçeceğim dropkick. Ve şimdi o gut punch. Ve şimdi posing as a neckbreaker. İşte böyle. The knee. İşte böyle. Şimdi gak. Şimdi sen sıçalım bakalım ağzını. Ve şimdi ipler atıyor acaba ne yapacak Charlotte Flair. Ve şimdi Michinoku driver yapacak. Asuka'nın izin vermedi. Bacağın arkasında bir tek ve şimdi. Ve şimdi backslide. Driver. Harika bir hareket. Ya özür dilerim. Ve şimdi Charlotte Flair başardı. Asuka yerde kaldı. Acaba ne yapacak Charlotte Flair ama Asuka yarım saatte kalkamam ben ha dedi. Ve şimdi Zipia. Wow. İşte böyle. Gak. Hay. Acaba ne yapacak Charlotte Flair? Bir backhand move strike yapacak. Charlotte ama Asuka onu ciddiye aldı. Catch and sink. Bacakları burada kaldı. Bunu tanıyordu. Ben burada bir şey yapabilirim. Tamam. Ne yapayım ben burada? Bilmiyorum. Kullanmamız lazım. Olas. Charlotte Flair toparlanmayı başardı. Ne yapsam olmayacak. Ooo götümü yalayın dedi. Ve cross arm breaker. Acayip Charlotte Flair pes mi edecek Asuka'ya. Hayır direkt kurtuldu. Ve şimdi avantaj kendisi size ne yapacak acaba? Muazzam bir spinning kill kick out of nowhere. Bitti mi Charlotte Flair? Bir, iki. Ve üç Asuka. Charlotte Flair bu inanılmaz maçta alt etmeyi başardı. Ve No Mercy'de kadınlar kemerini için güreşecek. Evet inanılmaz bir galibiyet kendisi için. Rallage'da inanılmaz bir maçı başlayan geçeri daha slow pace başlamıştı ancak sonrasında bu iki kadın da kendilerinin neden WWE'deki en büyük kadınlardan bazıları olduğunu bize kanıtlamış olurlar. Hanımlar cidden harika bir maçı. Ne düşünüyorsun Renee? Ben çok beğendim. Ben de Royal. O zaman Madden Erdoğan'la bu kadar da görüşmek üzere çıkalım ve Bayan.